Değerli Kanal B izleyicileri merhabalar. Bu hafta yeni ve güzel bir programla sizlerle beraberiz. Konuklarımız yönetmen oyuncu Yusuf Kerem Orak ve ekibi. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nin kursiyer oyuncuları. Hoş geldiniz Kerem Bey. Hoş bulduk. Öncelikle Kanal B ailesine ve bizi izleyen sevgili seyircilerimize selamlar, sevgiler. Çok teşekkürler. Sizinle program yapmaya devam ediyoruz. Daha önceki programımızda en çok izlenen program oldu. Ayrıca ben size ve ekibinize de teşekkür ediyorum. Oyununuza da davet ettiniz. Çok güzel performanslar sergiliyorsunuz. Değerli konuklar, ayın 10'unda yine bu ekibin güzel bir oyunu var. Onunla kendileri bahsedecekler. Reklamlarını kendileri yapsınlar. Bu haftaki konumuz günümüzde tiyatro ve genç tiyatro oyuncuların beklentileri olacak. Arkada da ekip interaktif olarak katılacak bize. Sorunları konuşacağız, yapılan projeleri konuşacağız. Ama ben öncelikle haftanın sözüyle başlamak istiyorum. David Maloff'un bir sözü var. Diyor ki, oyuncular başka birisiyleymiş gibi yapmazlar. Kendi içlerinde başka birilerini bularak kendileri olurlar diyor. Evet, Kerem söz sizde. Senle başlayalım. Bu sözle başlayalım. Evet, ben ne de diyorsun? Bu söze bir ek yapmak istiyorum. Evet. William Shakespeare de demiş ki, bütün dünya bir sahnedir. Ve kadın erkek herkes ancak birer oyuncu. Sıraları gelince ya girer ya çıkarlar. Çok güzel. Peki o zaman yavaş yavaş konuşalım. Neler yaşıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Bir deprem yaşadık, Covid yaşadık. Özel tiyatro olsun, devlet tiyatro çok büyük sıkıntılar yaşadı. Hele sizler de bu işi amatörce, gönüllü olarak kursiyerlerle yapıyorsun. Fedakarlık içindesiniz. Biraz bahsedelim isterseniz. Şu andaki durumunuz nedir? Evet, şu anda bizim İstanbul Kadıköy'de, Bahariye'de bulunan Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi bu ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketinden sonra güçlendirme kapsamında kapatıldı. Bir tadilattan geçecek, bir güçlendirme çalışmasından geçecek kurum. Bu evet. Bağlamda bazı kurslar başka birimlere, bazı kurslar başka okullara dağıtıldı. Şu anda da biz şu anda bulunduğumuz sahne Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin sahnesinde, burası Kadıköy Eğitim Sahnesi diye geçiyor KES. Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi çalışmalarını, tiyatro ve sahne üzerindeki gösterilerini bu sahnede gösteriyor, canlandırıyor. Biz de provalarımızı burada alıyoruz bugün. 10 Haziran'da bir oyunumuz var. Kursiyerlerimin mezuniyet oyunu. Bu bağlamda çalışmalarımız devam ediyor. Yaşadığımız zorluklar tabii ki kendi okulumuz gibi olmuyor çalıştığımız yer. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'ndeki şartlarımız daha iyiydi ama mekan değişince bir anda siz de şaşırdınız tabii. Kolay değil evet, adapte olmak. Evet, biz de çok ani oldu. Deprem gibi bir anda bir karar verildi ve bir anda oradan çıkmak zorunda kaldık haklı olarak. O yüzden tabii ki eski yerimizi arıyoruz ama mümkün olduğunca kopmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ama şurada ben söze gireyim. Biliyorsunuz Hatay'dan da ben bir program yaptım. İzmir bağlantılı bir tiyatro ekibi. Tiyatroları çöktü. Biliyorsunuz o programı da siz takip ettiniz. Yeniden evet. Yapılanma için. Hiç değilse sizin o şansınız var. Yani bir de onu düşünmek lazım diyorum. Evet. Biraz daha şanslıyız. Kadıköy İlçe Milli Eğitim'in bize sağladığı bir başka binada derslerimize biz devam edebiliyoruz. Evet. Peki şimdi o zaman gelelim oyunumuza. Bu yeni oyununuz hakkında bilgi verelim. Neler var bu programda? Oyununuzu kimdir? İsmi nedir? Biraz bahseder evet. Misiniz? Bu dönemki mezuniyet oyunumuz İtalyan yazar Luigi Prandello'nun Size Öyle Geliyorsa Öyledir adlı oyunu. Nobel Edebiyat alanında Nobel almış bir yazar kendisi. Ve evet. Gerçekçilik akımına karşıt oyunlar yazıyor. Bu oyunda da gerçekçiliği sorguluyor. Acaba gerçek nedir? Gerçek kimin gerçeği? Bir, ne kadar bilebiliriz gerçeği? Bunları sorgulayan bir oyun. Biz de bu oyunu seçerken de tabii ben öncelikle bir oyun bulup sınıfa o oyunu getirmiyorum. Sınıfı önce tanıyorum. Sınıf hangi oyunu oynamaya daha müsait? Bunu belirliyorum kendimce. Ve sonra evet. Bir oyun buluyoruz. Buradaki kriterlerim de örneğin ekibin içerisinde bir enstrüman çalan var mı? Şarkı söyleyebilen var mı? Dans edebilen var mı? Bunları belirledikten sonra bir oyun seçiyorum. Bu oyunu seçmemdeki birinci sebep sınıfın enerjisinin çok yüksek oluşu ve komediye yatkın olmaları.
Ve tabii ki seçtiğimiz oyun, hani biz seçtik oldu oynadık değil. Ben her zaman şunu gözetiyorum yöneteceğim oyunlarda. Oyunun bir derdi olmalı. Çünkü biz seyirciler kendilerinden büyük fedakarlıklarla zaman ayırarak bizi seyretmeye geliyorlar. Bizi seyrettiklerinde keyif alabilecekleri bir oyun seçmeye gayret ediyorum. Çünkü insanları salona dolduruyoruz, ışıkları kapatıyoruz. Diyoruz ki burada otur, bu karanlıkta bak bir ışık yaktık, sahneye bak, telefonla konuşma, yanındakiyle konuşma ve bizi izle. Bunu dedikten sonra o seyirciye bence hak ettiği değeri vermemiz gerekiyor oyunla. Bu bağlamda da oyunun bir derdi olması gerekiyor. Ve bu oyunun derdi günümüzde de hala karşılığı olan bir dert diye düşünüyorum. Gerçekçilik kavramı. Acaba bizim hayatımızdaki gerçekler ne? Bizim hayatımızdaki gerçekler kimin gerçekleri? Biraz bu oyun bunları sorgulatıyor. Yönetmen olarak buradaki benim amacı tabii gelen seyirciye de bu soruları sordurabilmek. Ve tabii ki ekibimin de oyunculuklarıyla, performanslarıyla bu soruyu seyirciye sordurmaları. Yani burada bu oyunu seyrettikten sonra 10 Haziran günü izleyiciler buradan çıktıklarında birazcık kendi gerçekliklerini, kendi hayatlarının gerçekliklerini sorgularlarsa biz amacımıza ulaşmışız demektir. Elinize sağlık. Son oyununuz da çok muhteşemdi. Yani ben o günde söyledim, inanın o kadar zevk alarak seyrettim ki, o kadar hareketli, her şeyiyle, sahne, kıyafetler, müzik, oyun, ses tonları, yani gerçekten takdir ediyorum ekibi. İstersen ekipten söz verelim. Orada ben Uğur görüyorum. İstersen kendisini tanıtsın. Oyunla ilgili Tabii. görüşlerini, kursla ilgili bitiriyor. Neler söyleyecek? Birkaç dakika onu da söz hakkı verelim. Evet Uğur. Merhabalar. Öncelikle bize bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi oyunumuzu yani yoğun bir şekilde provalarını alıyoruz. Çok heyecanlıyız. Oyuna gelecek olan tüm misafirlerimize de yani şunu garanti edebiliriz. Baştan sona kadar sürekli bir merak unsuru var. Evet. O yüzden çok keyifli izleyecekleri ve sürekli böyle o heyecanın giderek artacağı bir oyun olacak. Yani işte bu deprem sonrasında yaşadığımız türlü zorluklara rağmen yine de provalarımıza bir şekilde devam ettik. Ve 10 Haziran'da seyircimizle buluşacağız. Onun şu an keyfini yaşıyoruz. Senin rolün Tekrardan da nedir teşekkür ediyorum. oyunda sevgili Uğur? Senin Nasıl? rolün nedir? Ben Bay Agazi rolünde oynuyorum. Yani ailenin babası. Kızı ve eşine çok düşkün. Hatta zaten onların başına gelen bir olaydan sonra biraz pimpirikli bu konuda. Ve ondan sonra zaten olaylar o şekilde gelişiyor. Otoriter bir karakter, herkese böyle emirler yağdıran bir karakter. Çok keyifli olacak diye umuyoruz. Peki kurs için ne diyeceksin? Bitiriyorsunuz kursunuz bitiyor. Biraz da o Evet. konuda görüşlerini alalım senin, arkadaşların adına. Evet ya o tabii bizi şey üzen bir durum yani çünkü çok hani sona tabii geliyoruz bütün çalışmalarımızın artık ürününü alacağımız zamana geliyoruz ama o açıdan sevinçliyiz ama bir açıdan da provalar bizim için çok keyifli oluyor. Kendimizi geliştirmemiz adına çünkü genelde hepimizin başka meslekleri var, sıkıcı işleri var, rutin işleri var. Tiyatro yani ve sanatla uğraşmak bizi hayatımıza çok büyük bir renk katıyor. Onun bitecek olması üzüyor ama bir taraftan da oyunumuzun seyirciyle buluşacak olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Umarım daha nice oyunlar çıkartırız birlikte. Çok sağ ol. Emeklerinize sağlık. Tebrikler, tebrikler, size başarılar diliyorum. Evet Kerem, sözü sana tekrar veriyorum. Ne diyeceksin? Ekibinden memnun musun? Yeni ekibi hazırladın mı? Daha sonra neler Evet bu. yapacaksınız? Şimdi bu ekibimiz sağ olun siz çok mutlu oldum. Yani ilk oyunumuza gelmenize, izlemenize ve beğenmenize çok teşekkür ederim söylediklerinizle ilgili. Bu dönemki ekibim yeni bir sınıf. Daha doğrusu sene başında şu Eylül ayında başladığımız 3 farklı sınıfın bir karışımı bir sınıf bu. İlk sizin gelip seyrettiğiniz oyunun dışındaki yeni bir ekip. O yüzden yeni bir tecrübe olacak hem benim için hem arkadaşlarım için. Çünkü ekibin içerisindeki birçok arkadaşım hayatlarında ilk defa sahneye çıkacaklar ve bu heyecanı yaşayacaklar. Onlarla birlikte ben de çok heyecanlıyım. Çok çok iyi bir oyun geliyor. Trajikomedi bir oyun. Yer yer çok gülecek seyirci. Yer yerde kendini sorgulayacak. Ben ekip arkadaşlarımdan şimdiden sizin huzurunuza çok teşekkür ediyorum verdikleri tüm emekler için. Çünkü gerçekten kolay bir iş değil. Yani ne kadar bir kurs gibi de görünse hepimiz kendi özel hayatlarımızdan birçok fedakarlık yaparak buraya geliyoruz. O yüzden bu fedakarlığı gösterdikleri için hepsine çok teşekkür ediyorum. Bir kursun ötesinde bir oyun çıkacak. Ben buna inanıyorum. Evet.
zaten hep söyleniyor ya, tiyatro fikirlerin yazıya, yazıların bedene, bedenlerin de sahneye döküldü. Sanatın en özgür tarafı diyor, değil mi? Orada ben evet. Yanında Gülsüm'ü de görüyorum. İstersen biraz da ona soralım. Evet Gülsüm, senin görüşlerin nedir? Ha, merhabalar, Gülsüm Güler ben. Ben de ekip arkadaşlarım adına öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Böyle bir imkan tanıdığınız için bize. Ben de hocamızın, Yusuf Kerem Orak hocamızın söylediği gibi bu yıl tiyatroya ilk adım atanlardanım. Dolayısıyla da öncelikle hocamızın da bana bu oyunda rol verdiği için çok teşekkür ediyorum kendisine. Böyle bir fırsat verdi bana. Oyunumuz hocamızın da dediği gibi trajikomik bir oyun. Ben de burada Bayan Frola rolünü alıyorum. Bayan evet. Frola damadı ve kızıyla ilgili trajikomik olayların da ve gizemli yaşamlarının konu aldığı bir oyun. Umarım seyircimiz keyifle izleyecek. Buna çok eminim. Arkadaşlarım adına ben de çok ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar hep birlikte büyük bir heyecan içerisindeyiz. 10 Haziran'da sizlerle buluşmayı bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Güzel bir başlangıç tabii. Yani bu tiyatrodaki arkadaşlık daha sonra herhalde hayat boyu sürüyor değil mi sevgili Kerem? Ne dersin? Evet. Kurs bittikten sonra birçok arkadaşımızla görüşüyoruz dışarıda. Yani artık öğretmen öğrenci ilişkisinden bir arkadaş ilişkisine geçiyor. Ve hatta bazıları bunu meslek olarak da ediniyor. Belki yarın öbür gün aynı sahneyi paylaşma ihtimalimiz oluyor beraber. O yüzden çok mutluluk ve keyif verici bir iş. Hayat zaten bir tiyatro sahnesi değil mi? Herkes sahnede. Evet. 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 Peki o zaman şimdi biraz şeye geçelim. Şeyi nasıl görüyorsunuz? Bu özel tiyatroların durumunu nasıl görüyorsunuz? Devlet tiyatrolarının durumu tabii biraz daha farklı ama yeteri kadar belediyeden ya da kamudan, devletten destek alınıyor mu? Biraz istersen bunlara da girelim gelmişken, söz açmışken. Şimdi devlet tiyatrosu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. Biz İstanbul'da olduğumuz için onu söyleyebilirim. Bir ödenekli tiyatro oldukları için onların bir finans kaynakları var. Onlar evet. Bu konuda biraz daha şanslılar açıkçası. Dekor yapımından kostümlerine kadar biraz daha şanslılar. Ama özel tiyatrolar ayakta kalabilmeleri için çok fazla şeyle boğuşmak zorundalar. Salon kiraları özellikle çok yüksek maliyetlere ulaşmış durumda. O salonun maliyetini kurtarmak için bile salonun belki 1/3'ünden fazla bilet salonun kirasına gidiyor. Bu oyun için harcanan bir dekor masrafı oluyor, bir kostüm masrafı oluyor, belki makyaj masrafları var ve oyuncuların gömmeleri var. Sadece oyuncular da değil, bu dekoru taşıyan taşıma şirketi var, kamyon var. Bu kamyon yani lojistiğinden tutun da sahne arkasında çalışan teknik elemana kadar çok ciddi bir maliyet tiyatro yapmak. Çünkü tiyatro kolektif bir iş. Sadece sahne üzerindeki oyuncuyla bitmiyor ya da yazılan bir metinle bitmiyor. Çok fazla kişi işin içinde ve işin doğru ilerleyebilmesi için, sağlıklı ilerleyebilmesi için bir kontak halinde ilerlemesi gerekiyor işin. Burada özel tiyatrolar maalesef günümüzde gittikçe bir kişi, iki kişi, belki üç kişilik oyunlara doğru kaymaya başladı özel tiyatro. Bunun başlıca sebebi maliyetler. Stand-up'lar falan da değil mi? Herhalde biraz onun için evet, çok revaçta. Stand-up'ların da birazcık bu kadar çok revaçta olması ve son dönemde bu kadar popüler olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Bir kişi sahneye çıkmasıyla 8-10 kişinin sahneye çıkması çok başka oluyor. O yüzden maalesef her anlamda bir kısıtlamaya gidilmiş durumda tiyatrolarda. Tabii bu özel tiyatrolar için söylüyorum. Özellikle tabii amatör tiyatro gruplarının işi çok daha zor bir ödenek olmadıktan sonra. Örneğin biz bir her ne kadar halk eğitim merkezinde bir kurs olarak gözüksek de bu oyun için harcamalar bizim cebimizden çıkıyor. Öğrenci arkadaşlarım örneğin kendi kostümlerini kendi ceplerinden alıyorlar. Bunu yapmak zorundayız. Dekor olarak yine kendimiz bir şey gerekiyorsa mümkün olduğunca çevremizden tedarik etmeye çalışıyoruz ama bir şey almamız gerekiyorsa yine kendi aramızda para toplayıp bunu alıyoruz. İl dışına çıkmak zaten çok zor değil mi sevgili Kerem? Hele İstanbul'dan evet. Çıkıp başka ya da başka İzmir'den başka bir yere gitmek. Herkes onu evet, söylüyor özel tiyatrolar. Maalesef. Kesinlikle yani bırakın özel tiyatroları artık ödenekli tiyatrolar bile turnu yapamaz hale geldi. Örneğin ben eskiden hatırlıyorum İstanbul Devlet Tiyatrosu bir oyun çıkardığı zaman Türkiye'nin her yerine giderdi.
tiyatroya gitmediği il yoktu. Ama şu anda gelinen noktada ekonomik etkenler bunun başta sebebi. O ekibi o şehre götürecek minibüsün kirası, ona koyulacak benzinin maliyeti derken maalesef bu ekonomik koşullar sadece tiyatroyu yerinde izlenebilir hale getirdi. Keşke ülkemizin her köşesinde, her ilinde, her ilçesinde, her sokağında tiyatro olabilse. Evet. Çünkü sanatla ancak ilerleyebiliriz. Sanatın varoluşuyla bir toplum ilerleyebilir diye düşünüyorum. O yüzden sanata, özellikle tiyatroya biraz daha önem gösterilmeli. Belediyeler, devlet tarafından bu ödenek konularının biraz daha gözden geçirilmeli diye düşünüyorum. Evet. Yeni bir düzenlemelere ihtiyaç var. Yani aslında tabii ki önceden, şimdiki durumu ben de çok bilmiyorum ama ilkokulda, ortaokulda, liselerde bile tiyatro kulüpleri olurdu. Milli eğitim çok önem verirdi. Özel okullar özellikle bu tiyatro kulüplerini ön plana çıkarırdı. Ben hatırlıyorum ortaokul, lise yıllarında oyun oynandığını. Benim de küçük rollerim olmuştu. Ama gittikçe bunlar geriye düştü gibi geliyor. Yani geçmişe göre daha... Bugün daha iyi değiliz mi acaba? Ne diyorsunuz? Oradan cevap vermek isteyen bir... Evet, bence iyi değiliz. Arkadaşlardan bence biri cevap versin istersen sevgili Kerem. Evet. Merhabalar, ben Vedat Karabekioğlu, emekliyim. Buradaki grup içerisindeki en yaşlı öğrencilerden biriyim. Şuna bağlayacağım. Bizim ortaokul zamanlarımızda bile 80'li yıllarda dediğiniz gibi okullarda tiyatro gösterileri, müsamereler çok daha yaygındı. Ama şimdi bakıyorum pek rastlayamıyorum böyle güzel şeylere. Çocukların, özellikle gençlerin yani buna daha çok teşvik edilmesi, tiyatroya daha çok yönlendirilmesi ve sahne almaları gerekiyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu da olur. Evet, papyon da çok yakışmış. Sizin rolünüz nedir oyunda? Alın. Rolünüz nedir oyundaki? Ben oyunda kahyayım. Meraklı bir tip. Enerjik. Her şeyin farkında ama farkında değilmiş gibi davranan bir kahya. Kostüm de kahya kostümü mü? Müsaade ederseniz. Yani tabii. Tiyatro bize ne kazandırdı? Özellikle bana ne kazandırdığı konusunda. Yani hayata şöyle bakabilirsiniz. Şöyle bakabilirsiniz. Ama tiyatro size şöyle bakmayı sağlıyor. Evet. Bunların hepsini önünüzden kaldırıp çok daha geniş bir perspektifte hayata bakmanızı sağlıyor. Bana kattığı en güzel şey de buydu. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Tabii Vedat Bey de güzel bir örnek. Hem emekli, en büyükleri herhalde kursiyerlerin, değil mi? Gördüğüm kadarıyla. Evet. Her yaş, evet, her yaşta tiyatro yapılabiliyor, sanatla uğraşılıyor. Bu çok güzel bir örnek bence. Kesinlikle. Çok sağ olun emekleriniz için. Herhalde yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. İstersen sevgili Kerem, senin son görüşlerini alalım. Önerilerin nedir Türk tiyatrosu için, gençler için? Seyircilerimize iletelim bunları. Yavaş yavaş ben de programımızı kapatayım. Evet. Benim kıymetli seyircilerimize önce söylemek istediğim şey çocuklarıyla ilgili olsun, evet, istiyorum. Benim de iki tane kızım var. Çocuklarımızı ne kadar erken yaşta sanatla ve sporla karşılaştırırsak, tanıştırırsak, gelecek yaşamlarında onları o kadar daha hazır hale getirebiliriz. Sanatın ve sporun önemini ailelerin de kavramasını ve çocuklarına bu bilinci aşılamalarını ben rica ediyorum. Çünkü ancak o zaman müreffeh toplumlara ulaşabiliriz. Son olarak söyleyeceklerim, umarım bu ekonomik girdaptan bir an önce çıkarız ülkecek ve her şey bir an önce yoluna girer ve tabii ki sanatın, kendi mesleğim olan tiyatronun da tekrardan seyircisine rahat bir şekilde ulaşabileceği bir atmosfer olur. Çünkü ülkemizde her yıl giderek azalan bir tiyatro seyircisi var. Bu sadece tiyatro değil, sinemada da böyle. Çünkü özellikle teknolojinin gelişmesi başta tiyatroyu ve sonra akabinde özellikle pandemi döneminden itibaren de sinema sektörünü çok etkilemiş durumda. Bunda başlıca sebebin teknoloji olduğunu düşünüyorum. Çünkü dijital platformlar o kadar gelişti ki artık hiç evimizden dışarı çıkmadan her şey kumandayla bir tık ötemizde oluyor. Ama sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek, çünkü tiyatronun bir özelliği edebiyat alanında hikayeyi canlı bir şekilde seyirciye aktarabilmek. Bu başka hiçbir sanat dalında yok tiyatronun dışında.
kanlı canlı dahil olmak, müdahil olmak oyuna çok kıymetli. Lütfen seyircilerimiz mümkün olduğunca, tabii ki ekonomik şartlar çok önemli burada, yine söylüyorum, ama mümkün olduğunca tiyatroya gitsinler. Sahneleri yalnız bırakmasınlar. Yaşasın tiyatro diyorum. Ben sinemayla tamam. Tiyatroyu açıkçası bir tutmuyorum. Tiyatroyu eve getirip oynayamazsınız. Film, sinema, home evet. Sinema geliyor. Onun için çok farklı yeri var. Bir kere ben onu söyleyeyim. Bu arada ben haftanın sözcüğünü bahsetmek istiyorum. Unutmadım. Replik sözcüğünü getirdim ben bu hafta tiyatro olduğu için. Tiyatroda oyuncunun sözü başkasına bırakırken söyleyeceği son söz veya da karşılık cevap. Hukukta da cevaba cevap olarak geçiyor. Replik konusunda isterseniz kısa bir replik alalım. Ondan sonra senin son sözünü alalım. Ben kültür panosuyla ben bitireyim. Arkadan bir replik. Güzel. Evet. Merhabalar. Özler merhaba ben. Sevgili Önder. Laodice karakterini canlandırıyorum. Evet efendim. Evet sevgili dostum. İkimizden hangisi deli? Biliyorum. Gayet iyi biliyorum. Deli olan sensin. Ama parmağınla beni gösteriyorsun. Bu deliliği görebiliyor musun? Kendi işlerindeki merakları fark etmeden başka insanların hayalleri peşinde koşuyorlar. Ve bunu tamamen farklı bir şey olduğunu zannediyorum. Çok teşekkürler sevgili Önder. Evet. Sevgili Kerem, bu arada ben yine bir kitap tanıtımı yapacağım. Biraz tiyatro, temel düzeyde tiyatro. İlk adım Mervan Tapınç'ın. Önceki programda da sunmuştuk. Yeni başlayan amatör oyuncular için, kursiyer için güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Evet, senin o bahsettiğin son sözünü şimdi alalım. Ben kültür panosuyla kapatayım sevgili Kerem. Birkaç teşekkür etmem gereken birkaç kişi var. Öncelikle bu sahneyi burada bize imkanı sağlayan Sayın Ayşe Kanberoğlu hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Kadıköy Eğitim Sahnesi'nin koordinatörüdür kendisi. Ve tabii ki kurum müdür yardımcımız Birsen Tunalı'ya ve çok kıymetli müdürümüz Sayın Hülya Narsap hanımefendiye tüm sene boyunca bizlere verdiği destek için çok çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki son teşekkürüm size Murat Bey. İkinci kez bu fırsatı bize verdiğiniz için, bizi davet ettiğiniz için, bu programda yer aldığımız için size ve ekibinize çok teşekkür ederim. Umarım keyifli bir program olmuştur. İzleyicilerimiz keyif almıştır. Evet. Biz teşekkür ederiz. İkinci programımız. İnşallah üçüncüsünü Hülya Hanım'la yapacağız. Söz verdi. Çünkü çok seyrediliyorsunuz. Biz de sizlere teşekkür ederiz ekip olarak. Evet. Değerli Kanal B izleyicileri, bu haftaki programımızı da kültür panosuyla kapatıyorum. Tabii ki yani tiyatro olarak başka oyun reklamı yapmayacağım burada. Çok emek vermişler. Bu ekibin oyununu tekrar size sunmak istiyorum. Size öyle geliyorsa öyledir. Yazan Rugi Pranadello, çeviren Füsun Günersel. Tabii ki yöneten sevgili Yusuf Kerem kardeşimiz olarak. Oyuncular da arkadaki ekip. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri. Kadıköy Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nde yarın 10 Haziran'da yayınlanacak oyun, oynanacak saat 19'da. Kitap olarak da yine bir çocuk kitabından bahsetmek istiyorum. Benimle Oynar Mısın Anne adlı bir seriyi pedagog Ali Çankırlı tarafından çıkarılmış. Evde hiçbir malzeme olmadan anne ve babaların yaratıcı oyunlarla çocuklarla keyifli saatler geçirmesini ve belki de ileride bir tiyatro oyuncuları olmalarını sağlayacak bir kitap. Timaş yayınlarından yayınlanmış. Gelecek hafta görüşmek dileklerimizle.